Hoş geldiniz. Dördüncü bölümle karşınızdayız. Bu bölümde konuğumuz özel biri, Rachel Amado Bortnik, İzmirli. Uzun süredir Amerika'da yaşıyor. Ladino konusunda dünyaca ünlü çalışmalar yürütüyor. Ve bugün bize hem bu çalışmalardan bahsedecek hem de bu çalışmaları nasıl dahil oldu, nasıl başladı bunları anlatacak. Ben ona Tantraşel diyorum. Tantraşel hoş geldin. Hoş bulduk. Benim için şeref bana tantraşel demen. Çok sağ ol canım. Bize Davet ettiğin için de teşekkürler. böyle sen de daveti kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Bilmeyenler için kısaca bilgi vereyim. Sen Dallas, Texas'ta yaşıyorsun uzun yıllardır. İzmir'e yakın zamanda yine tabii zaman çabuk geçiyor ama İzmir'de yüz yüze buluşmuştuk pandemi sonrasındaki dönemde. Ben de aslında pandemiden hemen önce Dallas'a gelmiştim ama o zaman denk gelememiştik. Zoom'larda benden de aktifsin diyebilirim ve ne mutlu hem Ladino özelinde hem de genel olarak hani İzmir Yahudi cemaatinde aktif kişilerin ve özellikle Amerika'da senin çalışmalarınla ve Dina Eliezer'i de bir gün konuk edeceğiz diye bekliyorum. Kısacası şöyle başlayalım istersen. Bize biraz geçmişten bahseder misin ki aslında yine bilenler için senin bir belgeselin de var. Belki biraz ondan da kısaca bahsedersin çünkü YouTube'dan ona erişilebiliyor. Hangi belgeselden bahsediyorsun? 80'lerden kalma bir belgesel var, doğru değil mi? Ha, Tabii. çok Ben yoktum o zaman eski. hayatta ama evet ama YouTube'dan Çok eski, ben sadece şu evet. bilgiyi vermek isterim. O belgesel beni çok etkilemişti. Ben o belgeseli ilk YouTube'da gördüğümde İzmir'deki lise öğrencilerine de göstermiştim. Ve daha sonra da bizim Sarit Bonfil ile beraber yaptığımız Sarit Bonfil ve Nura İsrail'in önderliğinde yaptığımız kadınlar belgeseli, İzmirli kadınlar belgeseli için de aslında benim için de bir örnek olmuştu. O anlamda da öncü. Kısacası sen bize biraz böyle kendin nasıl Amerika'ya gittin? O belgeselde de bunlardan bahsediyorsun. Ondan da biraz aklıma belgesel geldi. Ama o belgeseli izlememişler için de sen biraz o bilgi verirsen çok memnun olurum. Ben 1938'de İzmir'de doğdum. Bizim evimiz, hatta ben evde doğmuşum. Bizim evimiz Mithatpaşa Caddesi 287 idi. Yani Bet İsrail'e çok çok yakın. Balkonumuzdan, biz balkon derdik, şimdi cumba diyorlar ona. Ben o kelimeyi bilmiyordum eskiden. Balkondan ya gidip gelenleri seyrederdik. Tabii aileden erkekler gider gelirdi. Abim bilhassa çok orada büyüdü diyebilirim Bet İsrail'de. Bizim dilimiz şimdi Ladino dediğimiz İspanyolcaydı. Yani hem evde hem de etrafta bütün Yahudilerin dili buydu. Yani ben 1958'de İzmir'den ayrıldığım zaman buraya okumaya gelmiştim. İzmir'i çok çok özledim. Ailem, yani çok zor yıllar geçirdim ve Amerika'yı aslında hiç sevmedim. Kocamla tanıştım, onu sevdim yalnız. Ama bilhassa İzmir'e gidip orada evlenmeyi kabul ettiği için daha çok sevdim. İzmir'e gidip Bet İsrail'de evlendik ailemin yanında 1960'ta. Benim geçmişim çok uzun, onun için kısaltmak istiyorum ama bazı şeyler önemli bence. Onunla beraber ilk önce Hollanda'ya gittik. Orada Rotterdam'da oturduk. Onun işi yüzünden, kendisi mimar idi. Şimdi emekli. Ondan sonra orada 2 yıl oturduktan sonra evvelden de anlaşmıştık ki Amerika'ya dönmeyeceğiz. İsrail'e gittik. Orada oturduk 2 yıl. Ona çok zor geldi bu sefer. Bu arada benim
İsrail'de bir çocuğum doğdu. Ondan sonra tekrar hamileyken İzmir'e gelip orada Yahudi hastanesinde doğum yaptım filan. Ondan sonra maalesef benim için çok zor bir şey oldu. Amerika'ya geri döndük. Kansas City'ye. Yani benim ilk yıllar Amerika'daki yıllarım çok İzmir'den, kendi kültürümden çok çok uzak kaldım Amerika'da. En sonunda neyse St. Louis'te yerleştik biz. Çocuklar orada büyüdü aslında. Üç çocuğum var. Yalnız bir tanesi Amerika'da doğdu, en küçüğü. Ondan sonra dediğim gibi kendi kültürümden çok uzaktım. Çünkü eşim Aşkenaz, Amerika doğumlu ama annesi babası Rusya'dan gelmişler. Yani orada doğmuşlar ikisi de. Yalnız kayınpederim Sefarad Yahudilerinin ne olduğunu bilirdi. Yani kocam dahil etrafımdan hiç kimse eskiden yani bilmezlerdi. Ve uzun yıllar biz St. Louis'te oturdukça yani çok 1960'ın sonunda döndük biz Amerika'ya. 82'ye kadar hiç Sefarad Yahudisi tanımadım ben burada. Ve yalnız kendi özel dilimi tabii İzmir'deyken, İzmir'e gittiğimde mektuplarla yani kullanırdım aileme, teyzelerime filan mektuplarla. O zaman telefon bile yoktu bizim evde. Yalnız mektup dediğim tabii postayla 10 gün sonra gelirdi filan öyle. Yani zordu benim için. Ve en nihayet hele denizden uzak olmak. Yani dediğim yerler Amerika'nın göbeğinde. Ondan sonra en nihayet 1982'de kocam işi yüzünden biz San Francisco tarafına taşındık. Ben çok memnun oldum. Ama tabii orada da yalnızdım. Kimseyi tanımıyordum ama bir iki ay sonra bir Hadassah toplantısı oldu. Ben üyeyim bu kadınlar şeyine. Bir toplantı oldu. Kadınlar toplandı böyle 100'den fazla insan. Bir masada oturuyorum. Tesadüfen işte kendimizi tanıtıyoruz. Yanımdaki hanım kendini Paulette Sevi olarak tanıttı. Dedim, tabii aksanı da vardı. Dedim, Paulette Fransız mısın? Fransız olmadığını ben biliyordum. Ama yani Fransızca bir isim. Yok dedi, ben Yunanistan'danım. I'm from Greece. Böyle birden böyle kaldım ben. Dedim, ¿sabes en español? İspanyolca biliyor musun? Seviyorum mu dedi. Yani tabii ve polet vasıtasıyla orada birkaç Sefarad Yahudisi tanıdım. Ondan sonra en nihayet 1985 başında ben o kadar zevk alıyordum ki bu insanlarla beraber olup Ladino konuşmaktan. dedik bir grup kuralım, bir organizasyon olsun ve kendimizi tanıtalım. Kimse bilmiyor bizim mevcudiyetimizi, kültürümüzü filan. Dedim ve böylece Los Amigos Sefaradis diye bir kurum kurdum.
O belgeselde de bahsediliyor. Çünkü onun vasıtasıyla bu filmci geldi ve benimle röportaj yapmak istedi. Ve çok çok muvaffak olduk. Ve Yiddish Klübü bile beni davet etti konuşmak için. Neyse, yani demek istediğim, benim ilk Ladino'yla böyle aktif olmam yalnız nostalji içindi. Yani kafamda Ladino'yu yaşatmak, Ladino ölmek üzere filan fikirler yoktu. Yalnız zevk ve tanıtmak için. Bir merak ettiğim soruyla araya gireceğim. Dil konusuna Tabii da buyurun. ben bayağı ilgiliyim. Eşin kendi annesi babasıyla Rusça mı konuşuyordu? Sen kendi çocuklarına neyce konuşuyordun? Diller nasıldı? Herkes İngilizce mi konuşuyordu bu Evet. ailede? Ha, onu bir Evet, merak ettim. tek kelimeyle İngilizce. Ben derim, benim eşim monolingual yani. Hiç, hatta dedesi, küçükken dedesi otururmuş onlarla ve İngilizce bilmezmiş, Yediş konuşurmuş yanlış. Yalnız ve yani konuşamazmış torunlarıyla. Dolayısıyla Annesi sizin de babası çocuklarla hep İngilizce oldu yani. hep İngilizce. Ve St. Louis'teyken çok ilginç bir şey oldu. Benim annem beni ziyarete gelmişti ve biz konuşuyorduk. Benim komşumu, arkadaşımı davet ettim. Tabii Amerikalı. Amerikalı Yahudi. Eşiyle geldi. Tanıştık filan. Annemle konuşuyorum. Annem İngilizce bilmezdi. Yani çok, birkaç kelime bilirim. Adam, Bruce Feldacker, hiç unutmam o sahneyi. Ah dedi, you're speaking Ladino. I thought this was a dead language. Yani, Ladino konuşuyorsunuz, ölü bir lisan zannederdim. Benim çok acayibime gitti. Ne demek ölü bir lisan yani? Bir sürü insan konuşur bunu. Hatta ben hep derim, benim tarih bilgim, yani bizim sefarat tarihi bilgim bir tek cümleyle oldu İzmir'deyken. Babama dedim, neden biz İspanyolca konuşuyoruz? Yani bütün Yahudiler İspanyolca mı konuşur? Hayır dedi. Bizim atalarımız İspanya'dan geldi de ondan. Başka hiçbir şey bilmiyordum yani. Hatta sefarat kelimesini bile bilmiyordum ben. Burada okuldayken Yahudi bir alet tanıdım. Benim Yahudi olduğumu bile inanmakta zorluk çektiler. Bir defa cumartesi, yani cuma gecesi davet etmişlerdi beni. Acayip yani, ben hiç duymamıştım ne Yediş ne bir şey. Yemekleri tanımadım. Karı koca aralarında Yediş konuşuyorlardı. Ben de hangi dil, what language are you speaking dedim. Dedi, you don't know Jewish? Yahudice bilmez misin? Yani soruyor bana. Ben de I speak Spanish dedim. Çok acayip şeyler oldu. Ve ben babama yazdım. Dedim, neden? Nedir bu? Yani neden benim Yahudi olduğumu bile anlamıyorlar? Dedi, bir daha sordukları zaman sen Sefarad Yahudisisin de. Tell them you're a Sephardic Jew. Galiba bu kelimeyi duymuşlardı yani, ama ne demek olduğunu bile bilmiyorlar. Neyse, Ladino kelimesini de dediğim gibi o Amerika'da duydum ilk defa olarak. Değil, aslında bir defa İzmir'de duydum. O da benim rahmetli büyük babam Salomon Algrante, annemin babası, yalnız böyle sağdan sola yazardı, böyle gançoz derdik yani.
Ben sordum, Gamprapa qual scrivis? Nedir bu yazdın? Dedi şu, esto se llama Ladino. Ben de bir defa, ondan sonra hiç bahis bile olmadı. Sonra Bruce, you're speaking Ladino deyince, hadi demek ki bizim dile Amerika'da Ladino diyorlar. Ve böylece öğrendim yani. ve şimdi çok kullanışlı buldum aslında o ismi, Ladino ismini. Çünkü burada Spanish dersen başka lisan. Yani bizim lisan değil ve böylece herkes anlıyor ne demek istediğini. Bir de Judeo-Spanyol taraftarları var bildiğin gibi. Şuradan buraya atlıyorum, kusura bakma. ama Judeo-Spanyol bir defa yapmacık bir terim, akademisyenler tarafından yapılmış bir şey. Biz hiçbir zaman kendimize Judeo-Spanyol konuşuyoruz demedik. İkincisi, bir de Kuzey Afrika'da bir tür Judeo-Spanyol var. Haketiya deniyor onlara. Onların özel bir ismi var da neden bizimki olmasın doğudaki. Yani o da onun için de hoşuma gidiyor. Başka akademisyenler de tanıdım. Bilhassa İstanbullu, şimdi rahmetli Haham İzak Yeruşalmi vardı buraya. Neyse, onunla birkaç defa buluşmuştuk. Onun bütün kitapları Ladino şeyi altında. Başka kitapları da vardı. Çünkü Hebrew Union College'da öğretmendi. Çok dil bilirdi. Arapça, bilmem Farsça, Aramice filan. İstanbullu İstanbullu muydu? Kuzguncukluydu. Yani Kuzguncuklu olup aslında bir bakıma Amerika'da Reform Yahudi okulunda Bravo. hoca vardı. Yani bu da hani Evet. önemli bir bilgi. Evet, çok. Evet, onun için İstanbul'da pek yani hahamlar onu haham olarak kabul etmezler. O başka şey tabii. Ama onun çok kıymetli kitapları var Ladino hakkında. Çok ilginç bir tane mesela Kanunname de Penas diye bir şey. Bir Osmanlı kanununun Ladino'ya çevirisi. Mesela böyle şeyler çok çok ilginç çalışmalar yapmıştır. Ve onun için ben yani Ladino kelimesi tarafçısı oldum yani. neyse, 1988'de eşim Dallas'a taşındı şey için, işi için. Ben bekledim, 2 sene ayrı oturduk. En sonunda işte çare yok. Dallas'a geçtim. Dallas'ta tabii denizden çok uzak ve çok, o da beni üzdü. Ama buraya taşındıktan 1 sene kadar sonra bizim oradaki evimiz kül oldu, yandı. Kocaman bir forest, nasıl denir? Orman içerisinde mi? Orman yangını Orman oldu. yangınında yandı o evde. 3.000 kadar ev yandı o sene. Bizimki dahil. Ondan sonra dedim Allah'tan ki buradaydık. Yani çok insan öldü aynı zamanda. Çünkü aniden rüzgar esti filan. Onun için ondan sonra kısmetmiş diye yerleştik burada ve 35 senedir buradayız. Dallas'tayız. Tabii San Francisco'da tanıdığım sefarad arkadaşlarımı terk etmek bana çok zor geldi. Ama ben daima İsrail'de Moshe Şaul ve onun çıkardığı Aki Yerushalayim dergisini başlangıçtan beri alırdım. Onunla temastaydım. İsrail'e gittiğimde. Bu arada tabii
Ağabeyim İzmir'den İsrail'e gitti. Onun için İsrail'e gitmek de şansım oldu. Ve Moşe Şaul'la hatta buluştuk İsrail'de ve ben arada bir yazardım falan. Şalom'u alırdım. Şalom'a üye olmuştum San Francisco'dayken. Yani elimden geldiği kadar kendi kültürümle temasta kalmaya çalıştım. Yalnız özlemden. Yani başka bir şeyim yoktu. Neyse, bu yüzden temasta kaldığım için 1999 senesinde bir dönüm noktası oldu. Bu da Kudüs'te bir defa İsrail'de Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura diye bir kuruluş oldu. Knesset'in onayıyla ve Knesset'in bir tane Ladino için bir tane de Yediş için yapmışlardı. Ve Ladino Autoridad del Ladino'nun başkanlığına Yitzhak Navon gelmişti. Yitzhak Navon tabii İsrail'in 5. Cumhurbaşkanı ve tek sefarad Ladino konuşan insan başkandı. Yani bizim için çok kıymetli bir başkandı ve çok cana yakın, komik, çok ilginç bir insandı. Ladinosu mükemmeldi, hikaye bilirdi, şarkı bilirdi yani. Ve onun başkanlığında bir kongre yapıldı 1999'da. Yani şeyi de mevzu da Ladino'yu Latin harfleriyle nasıl yazacağız? Yani ortografi nasıl olacak diye. Neden? Çünkü tabii bizler, benim nesillerim tabii ki ne yazarsak Latin harfleriyle yazardık. Başka bir şey bilmez. Ama demek ki o zaman anladım ki büyük babamın böyle sağdan sola yazısına soletreo deniyor ve ayrıca bizim edebiyatın, yani bizim dildeki edebiyatın çoğu Raşi harfleri denen İbrani harflerle yazılmıştır. Onun için biz Latin harfleriyle yazmaya başladığımızda, yani 20. yüzyılın başlarında oluyor her yerde, herkes bildiği gibi yazıyor. Yani mesela bazen bakarım annemin mektuplarına, Muncho kelimesi 4-5 türlü yazılıyor. Yani Muncho Türkçe Ç harfiyle olabiliyor. Muncho Fransızca TSH harfiyle olabiliyor. U yerine O U olabiliyor filan yani. Bu bir misal ama çok var böyle. Türkanoslar yumuşak G kullanıyor bazı kelimelerde filan. Hepimiz başka türlü yazıyorduk. Ama 1978'de Aki Yerushalayim dergisi yayınlanmaya başladığı zaman oradaki ekip bir standartizasyon yapmıştı ya, o dergi için. Ve bu toplantıda bu mevzuyla ilgilenen herkes davet edilmişti. Hatta ben bir panelin başkanıydım. Orada resimlerim falan var. Herkes, yani birkaç kişi, önde gelen birkaç kişi sunum yaptı ve her biri nasıl yazılacağımızı söyledi. Mesela İstanbul'dan Salamon Becerano gelmişti rahmetli. Bilmem tanır mısın o ismi? Şalom'da hep Ladino yazardı. Ladino dilinde kitapları falan var.
Ve ben küçükken İzmir'e gelmişti fuar için. Bilmem herhalde bilirsin 20 Ağustos'tan 20 Tabii Eylül'e İzmir kadar Fuarı. İzmir Tabii. Fuarı vardı. O Fransız şeyinde ne derlerdi ona? Fransız Fransız pavyonunda mı? bravo. Fransız pavyonunda çalışırdı. Benim abim de orada çalışmıştı. Onun için bizim eve gelmişti. Ben küçükken beni küçüklüğümden beri tanırdı. Ve o tabii Türkçe harflerin ne kadar uygun olduğunu söyledi. Yani her Fransızcadan aldığımız kelimeleri bile ö, ü'yle falan yazabiliyoruz gibi. Ondan sonra İspanya'dan gelen profesör bu dil ilk defa orada duydum. Bu dil ölüyor. Yalnız İspanyolca bilenler ilgilenecek. İspanyolca olarak yazmamız lazım şimdiden olarak, şimdiden sonra filan. Ondan sonra tabii Moşe Şaul kendi dergisinde kullandığı yazıdan bahsetti ve vote nasıl denir? Oylamaya O geçildi. Oylama yapıldı. oylamaya verdi ve tabii hepimiz kabul ettik Aki Yerushalayim yazısını kabul edeceğiz. En makul oydu filan ve konuşmasında Moşe dedi ki şimdi internet diye bir şey var. Benim de yeni bir kompüterim olmuştu ilk defa ilk kompüterim. Dedi ki biz bir yazışma grubu yapabiliriz ve bu yazıyı promote etmek için nasıl denir? İlerletmek için filan tanıtmak, Yaygınlaştırmak, duyurmak. yaygınlaştırmak ve kullanmak için. Ve hepimiz bunu kabul ettik. Yani büyük çoğunluk oradakiler. Ve ben de Amerika'ya döndüğümde, Dallas'a döndüğümde birkaç arkadaşıma sordum. Bu arada Kaliforniya'dan ve St. Louis'ten de, St. Louis'e Ross Cohen taşınmıştı İstanbul'dan. Apropos Ross Cohen iki dilde Ladino ve İngilizce olarak kitapları yayınlamıştır. dedim ben böyle bir yazışma grubu kurarsam üye olur musunuz? Ha tabii dediler. Ben de burada bir arkadaşıma sordum nasıl olur öyle bir şey. Ve böylece Ladino Comunità diye bir grup kurduk internette. Ve bu olay nasıl yayıldı? Hiç ne reklamını yaptık ne bir şey. Birkaç ay içinde birkaç yüz üyemiz olduk. En çok 1600 kadar üyemiz oldu. Tabii herkes yazmaz. Bilmem bu grupları bilir misin? Bir insan yazar, herkes okur filan. Neyse, bu Ladino komünite hala devam ediyor ve 1500 kadar üyemiz var. Bir her memleketten. Ve bu beni epey meşgul ediyor. Başka şeyler de yaptık, anlatırım. Sor. Şimdi hemen şunu merak ediyorum. Bu 1500 kişi çok farklı ülkelerden. Doğru mu? Şimdi o ve en başta anlattın 99'da bu standart yazıyı bir şekilde getirtmeye çalıştınız. Şu an herkesin yazdığını yani herkes aynı mı yazıyor yoksa halen o çeşitlilik devam ediyor mu bu dijital tarafta? Evet. Bu grupta her gelen mektup veya e-mail sitede kalıyor ve biz moderatörler bütün yanlışları doğrultup
yayınlıyoruz. Yani herkese yolluyoruz. Bayağı editörlük Yani yapıyorsunuz aslında sürekli. evet, evet, evet. Ama ne var ki? Ceki şimdi bu sosyal medyaya daha çok yazılıyor bilhassa. Tabii bu arada mesela 2005'te İstanbul'da El Amanecer dergisi başladı. O da bizim Ladino komünitede çok rağbet olduğu için yani oradan Yani doğru anladıysam bu inspiration. işler hep 2000'lerde canlanmış. Yani internetin Evet. canlandığı zamanlarda ya sosyal medyanın da yeni yeni Evet. çıktığı zamanlarda Evet. yani 90'larda aslında çok bir şey söz konusu değildi yani. Evet. Hiç veya şu anda bize yani Ladino komüniteye çok az insan yazıyor. Herkes okuyor. Bir gün bir şey olmadı mı bana e-mailler geliyor. Neden bugün Ladino komünitadan bir şey gelmedi diye. Hiç duymadığım insanlar neden sen yazmıyorsun derim. Ben ne Facebook'a yazarım filan. Facebook'ta bir sürü grup var. Başka yerlerde de var ama ben pek bilmem onları. Ve bu Neyse. yazan kişiler yani 2000'lerde örneğin yazan kişiler bu şekilde daha doğrusu Ladinos'unu geliştiren de oluyor mu? Çünkü herkes aynı Bak, seviyede çok gelmiyordur. ilginç bir soru. Çünkü ilk 1999'dan diyelim 2009'a kadar ilk 10 yıl çok çok yazan vardı. Yani günde 20 e-mail gelirdi mesela ve hepsi asıl dili Ladino olan insanlardı o zaman. Maalesef bunların %90'ı vefat etti. Şimdi çok ilginç üyelerimiz var. Çünkü dünyanın her tarafından bizim dille ilgilenen akademisyenler, meraklılar, İspanyolcadan nasıl biz bunca sene bunu korumuşuz diye merak edenler İspanya'dan çok. Hatta bir İspanyol çocuk Carlos Yebra López Ladino 21 diye bir grup kurdu. Görmüş müydün? Evet, evet. Ve bundan başka kendisi öğretiyor. Oxford'da ders verdi Ladino dersleri. İsveç'te bir akademisyen var. İlk olarak gelecek Ağustos'ta akademik konuşmasını Ladino dilinde yapacak. Polonya'da bir akademisyen var. Master's tezini Ladino olarak yazıyor. Daha dün konuştum onunla. Yani internet bir yardım etti Ladino'nun yayılmasına. Ve çok ilginç ki bu kadar insan ilgileniyor. Ama Türkiye'de maalesef hiç kimse konuşmuyor. Bu beni çok üzer. Neyse, Bu konuya da tavsiye aslında sorduğun şeyde evet zaman en son söyleyeyim, devam kısımda edeceğim. aynen iyi Türkiye'ye de geleceğiz. Peki o zaman istersen 2000'lerle devam edelim. Evet. Çünkü bir de hatta 2020'lere geldiğimizde sanıyorum şimdi Amerika'da da yeni bir girişiminiz var. Ama istersen ondan önce başka anlatmak istediğin bir şey varsa kronolojik olarak devam Evet. edelim. Evet. Dur, ben not tutmuştum. Ha, bir defa söyleyeyim ki İstanbul'da Karen Gerson'un yaptığı çok mühim iş. Onu anlatayım.
Şimdi geçenlerde biraz atlayayım bir şey hatırlarsam sonra söylerim. Senin bahsini açtığın herhalde American Latino League veya Liga Doğru. Americana de Latino. Üç kişi, Sarah, Hannah Pressman, Brian Kirschen ve ben kurduk. Bunun şeyde İsrail'de Autoridad Nacional del Ladino var. Fransa'da Aquí Estamos diye bir kurum var. İstanbul'da tabii bu var. Ve dedik neden Amerika'da olmasın böyle bir center. Ve bir Ve merkez kurmak istediniz Amerika'da. merkez yani olan bitenden milleti haber edelim filan ve böylece kurduk. En sonunda chat'te veya sana sonra bir liste yollayacağım. Bütün bu bahsettiklerimin nasıl bu Ben de o sitelerini. bilgiyi hani şimdiden gidecek olanları söyleyeyim. Daha sonra bu videoyu siteye eklediğimde altına o linkleri de eklerim. Böylece videoyu izleyenler o Evet, linklerden de çok iyi olur. faydalanabilirler. O bilgiyi vermiş olalım. Evet. Ve bu var. Bu arada pandemi başladığında çok önemli bir şey yaptık. O da Encontros de Alhan. Yani pazar günleri buluşmaları. Her pazar günü 2021 miydi pandemi başladı? 2020'lerde, 2020. 20'de başladık biz. Ve devam ediyor. Her hafta bir saat veya daha fazla çoğunlukla bir saati geçiyoruz. Bir talk show gibi bir Ladino programımız oluyor. Ladino ile dünya çapında ilgilenen bütün kurumların bir mümessili Balabay oluyor. Balabay host demek. İbranice'den Balabay den bizimkiler demişlerdi. Bir host var, temsilci. O host misafir seçiyor ve konuşma oluyor. Yani çok çok ilginç ve bunları da YouTube'da izleyebilirsin. sfarad.com Ve çok slash geniş bir veya arşiv var. Yani çok geniş Çok olması çok gerekiyor. Çok büyük, geniş. çok büyük. Her Ki yerde var. Türkiye'den de konuklar, yani Türkiye'den konuklar olduğu zaman da özellikle hem Çok. İzmir'den de İstanbul'dan da veya Türkiye'li olup yurt dışında yaşayanlardan da konuklar ki İzmir'den hatırladım Linet Şaul vardı, Jacques Arditi, Besim Amado, İzak Aloluf da aynı şekilde Tabii ki. katılmıştı. Yine gençlerden sanırım Nesi Altaras vardı şimdi Amerika'da. Ve aslında bana da senin belgesel dışında o da bir model oldu. Çünkü dedim ki bunları YouTube'da biriktirirsek aslında çok ciddi bir dijital hazine, arşiv. O anlamda da hatta babamla da geçenlerde konuşuyorduk. Babam da bana dedi ya programları izle. İşte oradan da biraz Ha, Ladino biliyorsun. duymaya devam edersin. Çünkü onun dışında çok duyacak yerde pek yok aslında internet Var. ortamında. Yani ne var onları YouTube'da belki çok izleyeceğim. var. Belki biz hani YouTube. tanımadığımız insanla çok izlemeye alışık değiliz diye diyeyim. Hani şimdi seni görünce daha kolay Evet. izleyebiliyorum ama. Hayır, bildirmek istiyorum ki Tabii tabii ki. YouTube dolu. Ya çünkü Autoridad Nacional del Ladino İsrail'de çok interview yaptı. Yani konuşan, şarkı söyleyen insanların kaydetti. Ve çok çok güzel videolar var. Çocuklar için şeyler var. Çok Çocuk şarkılarına da rastladım böyle. Onu da evet. yapanlar var. Tabii
Şimdi şey konusunu çok sormak istemiyorum çünkü, ama yine de sorayım hazır gelmişken. Ladino Yidiş konusu. Şimdi Yidiş konusunda çok ciddi bir hani arşiv çalışması, işte Amerika'da çeşitli merkezler, üniversitelerde tabii bir nüfus farkı var. Ondan çok kıyaslamak istemiyorum. Çünkü çok daha ve halen hani Yidiş'e aktif olarak, gerçi orada da alt gruplara ayırabiliyorlar. Çünkü ben şuradan biliyorum. Ablamın eşinin ailesi işte Yidiş konuşuyor. Veya önceki nesiller konuşuyormuş. Yani bir kısmı Holokost kurtulanı. Ama onlarla işte bir şeyde Amerika'dayken sinemaya gitmiştik. Ve konu şeydi. Bu Brooklyn'deki bir Hasidik ailede geçen ve Yidiş konuşuyorlar. Çok iyi hatırlıyorum. Ablamın kayınvalidesi şey dedi. Bizim konuştuğumuz Yidiş bu değil. Onlar Litvak, işte öbürleri işte Hasidik vesaire. Ondan da aslında biraz Ladino'daki bu çeşitliliği merak etmiştim. Yani Yidiş'te çünkü onu görüyoruz. Peki şeyi yani Bu yine bu çok çok büyük bir onu bir o konuda mevzu. biraz bize bilgi verir misin? Tabii. Bir defa 1980'lerde Kaliforniya'dayken o grubun çoğu dediğim gibi Selanikliydi. Bana bazen derler, birkaç defa oldu bu. Estonya sizin bu böyle denmez. Ben mesela Türkiye'de biz uzak kelimesini leşoz deriz. Onlar lonca derler. Lonca es ladino, leşoz es español, tú estás hablando en español. Yani sen İspanyolca konuşuyorsun, ladino değil diye. Yani ve böyle şeyler çok çok fazla oluyor. Biz geçenlerde bizim büyük bir projemizde İspanyolcadan Ladino'ya bir kitap çevirdik grup olarak. Bunu yayınlamaya çalışıyoruz. O başka hikaye. Ama biz bir ekip olarak bu tercümeleri, çünkü bunlar romansa, yani yeni romansazlar, kafiyeli filan. Bunları Ladino'ya çevirmek veya bizim bilmediğimiz kelimeler nasıl, nereden bulacağız filan. Kavgalar oldu. Yok bu denmez, bu böyle denir filan, bir yerden. Çok var, çok büyük bir şey bu. Ve bizim adetlerimizden biri de maalesef çok ısrar etmek. Yani bu böyle değil, böyle olacak diye. Bu çok ve bu Nasıl karar konu alıyorsunuz sonunda? Yani nasıl bir yani oyluyor musunuz? Yani kim Valla baskın geliyor? İstanbullular kazanır çoğunlukla. Bildiğin gibi maalesef Holokost yalnız insanları değil, bizim dilimizi de katletti. Çünkü Yunanistan'da, bilhassa Selanik'te en büyük toplum vardı Ladino konuşan. Onların hepsi gitti. Benim tanıdıklarım Kaliforniya'da çoğu Auschwitz'ten kurtulan veya saklanan, yani Yunanistan'da saklı kalan insanlardı. Yani çok büyük bir zarar oldu yani dil için. Tabii her yerde belki yavaş yavaş kaybolacaktı belki. Ama yani şu anda diyebilirim ki Ladino çok hayatta. Ama eskisi gibi değil tabii. İnternette hayat, akademik yerlerde hayatta. Ama Ladino'yu sevenler çok seviyorlar. Çok ilgi ve ben de bunu, yani bu alanda çalıştıkça, okudukça çok sevmeye başladım bizim dilimizi. Çok çok ilginç bir şey, bir dil. Yani bizim tarihimiz onun içinde, bizim komşularımız onun içinde, yani dinimiz onun içinde, her şey bu dilin içinde. Çok güzel yani.
Çok güzel bir şey ve isterdim ki bizim bu kültürden gelmiş genç insanlar biraz bilsinler. Burada güzel bir gelişme de BIVAS diye bir high school'lar için bir grup kurduk. Yani onlar pek dili öğrenmek için değil, dille bir bağlantı kurmak için. Yani şarkılar öğreniyorlar, bazen deyimler Bu öğreniyorlar. Amerika'da bir lise kulübü olarak mı? Yani liseler, farklı liselerde ve ne tip liselerde? Yani Yahudi Evet. liseleri mi olması lazım? Daha çok tabii New York ve Florida taraflarında oluyor bu. Çünkü Amerika çok büyük yer yani bütün high school'lu. Tabii internetle siteleri var. Bivas.org. Onu da vereceğim. Ondan sonra çok ilginç Sarah Arweste diye bir şarkıcı var. Belki tanırsın. O çocuklar için çok şey yapıyor. Ya, bu Ladino Liga Americana de Ladino'da yazarları ayda bir yazarla bir İngilizce olarak ama Ladino'yla ilgilenen veya yazarları veya yazdıklarının içine Ladino koyan yazarları interview ediyoruz ayda bir. Bunu son olarak Sara Arweste ile konuştuk. O çocuklar için, yalnız çocuklar için bir şeyler yapıyor. Yalnız şarkılar değil, yeni şarkılar içine birkaç şey Ladino koyuyorlar. Buen Şabat, Let's Light the Candles filan. Yani karıştırıyor çoğu İngilizce ama birkaç kelime koyuyor. Bir şeyi koyacağım o listeye. Tamam. Koyacağım onun da yaptığı yani çocuklar için. Özel bir şey de söyleyeceğim. Bence Amerika'da tek. O da çocuğuna Ladino konuşan Devin Nar. Devin Nar Seattle'da profesör ve Sephardic Studies başkanı şeyde üniversitede. University of Washington. Onların muazzam bir arşivi var. Bunları da vereceğim. Yani çok çok ilginç şeyde var. Ladino bu University of Washington'da var ve Stanford'da var çalışmalar. Keşke İstanbul'da olsaydı. Çünkü aslında bu dil bir Osmanlı dili. Yani Osmanlı'da gelişti. Yani Arapçadan çok belki Ladino konuşulurdu. Neyse. Bildiğim Ne kadarıyla diyordum? Çocuklar Avrupa'da da için yok çok değil şey. mi? Avrupa'da da yani benim bildiğim yani Şey ders var, veren evet. Paris'te bir Paris, Paris'te atölyesi. bahsetmiştin anladım. Evet. Onlar da bir de Universitatem Verano yaparlar. Yani yazın Ladino Yaz okulu olarak. dersleri Tamam. filan yapıyorlar. Bir de sanıyorum bu yaz şeyde Hebrew Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde bir Ladino yaz okulu olacak sanıyorum. Evet. Ama yani zaten yerler belli. Hani çok onun Evet. dışında. Tabii bu arada yine yeri gelmişken Japonya'da örneğin birkaç yine sefarat araştırmacısı var. Onlar da Ladino öğreniyor. Yani Evet. oralarda bile öğrenenler var. Şimdi istersen son bölüme gelelim, tavsiyeler kısmı. Ki bunlardan bir tanesine aslında biraz değindin. Keşke Türkiye'de de hani bizler biraz daha bu konuda girişken olsak. Neler bize tavsiye etmek istersin diye yine mikrofonu sana uzatayım. Çok sağ ol. Geçenlerde sen sitende İzmir'de hala baking toplantısı yapıldığını, hala Ha, o ekmeğin. konuda bir bilgi vereyim. Şimdi şöyle, bu şimdi dinleyecek olanlar için de o bilgiyi vermiş olayım. Senin öyle bir sohbetimiz oldu.
Şimdi Şabat günü, işte Cuma günü böyle ücretsiz hala dağıtımı oluyor. Hala işte bu Şabat ekmeği. İstanbul'da bu başlamıştı. İstanbul'da olmuşken İzmir'de de olsun diye İstanbullular böyle bir hani İzmir'e jest yapmış oldu. İşte ücretsiz dağıtılıyor bu belli sayıda. Bir de Şabat mumu. Sen de bana yazdığında dedin ki yani bizde halanın değil Roska'nın olması daha doğru olur diye. İstersen burada yine sana sözü vereyim. Sen biraz daha o kısmı detaylandır. Bir de bir toplantı da oluyordu değil mi? Yapmak için, hala yapmak için. Ha, o da var. Çünkü yine İslam yani bir de bir bilgi daha var. Onu da vereyim. Şimdi bizim örneğin Despertar sitesinde İzmir JCC'de de logo arıyorduk. İzmir ya yani İstanbul'da Hahan Başal'ın işte sebimon.com sitesi var. Dini bilgilerin yer aldığı. Ve ben de Sebimon'u kullandım. Hatta o zaman böyle senin sanıyorum sen bu sayfayı paylaştığında bir kişi şey olarak dedi. Yani seferatlarda Sebimon'un işi ne? Hani daha çok o da biraz Aşkenaz işte Dreidel'da denilen daha Doğru. Yiddiş'te hani şey var ama Ama hiç olmazsa İbranice bir evet kelime. yani Sebimon doğru. Şimdi hala Roska konusu ben şöyle merak ettim. İzmir'de örneğin geleneksel olarak yani Şabat'ta ne yapılırdı? Bilmediğim için soruyorum. Şabat'ta yok. Bizde aslında Roska Cuma gecesi için değildi. Bayağı ekmek kullanırdık biz. Ve ben burada çok ilginç bir şey öğrendim. Seattle'da biliyorsun çok büyük bir grup var, sefarad grubu. Hatta iki tane sinagogları var onların. Biri Türkiye'li, biri Rodoslular için. Neyse, oradan Al Maimon çok bilgili bir insan. Hahamların torunu filan, çok bilgili. Ladino muazzam kitapları var eski filan. Neyse ben onunla bir ders değil bir kitap okuyoruz Ladino Raşi harfleriyle filan. Ve o dedi ki yalnız hala bizde yok. Aslında hala Cuma gecesi için kaşer bile değildir. Neden? Neden dedim? Çünkü amotsi duası ekmek içindir. Ya şeker, yumurta koyarsan içine artık ekmek değildir. Mazondur. Yani şey snack gibi Doğru. Yani halayı da pasta zaten pek ekmek gibi. gibi yemiyoruz aynen pasta niyetine. Doğru aslında Roska da biraz öyle bizim için düşününce. Evet, Doğru. fakat benim şimdi demek istediğim o değil. Benim demek istediğim böyle toplantılar oluyorsa, İzmir'de çok güzel bir toplanma yeriniz Doğru. var. Ne olur Ladino bilenler toplansın, laf atmak için bizim dediğimiz gibi muhabbet, Azer muhabbet. Ve çocuklar biraz duysun bu dili. İlgilenenler hatta gelsin. Belki üniversitede devam edenler ilgilenecekler. İspanyolca öğrenenler var. Biraz ilgi duysunlar, duysunlar, farkı duysunlar. İlginç bulurlar belki, bir çalışma yapmak isterler. Fakat bunun için bir ayda bir bile olsa bir toplantı yapılsa sizin o merkezde. Yani ya İzmir'de çok var. Mesela İstanbul'da Fransızca konuşmak çok modaydı benim zamanımda. İzmir'de yoktu öyle bir moda. Hepimiz Ladino konuşurduk. Yani vardı birkaç aile evin içinde ama evin dışına çıktıkları zaman yani yoktu başka dil. Ben açıkçası bilmiyorum. Aklıma bunu anlatırken hani kendi ailemde veya çevremde de gördüğümde genel gözlemim buydu. Sanki Ladino'yu öyle bir kullanmışlar ki
çocuklar anlamasın diye konuştukları dil gibi. Hani bir şey konuşuyorlar, Aha, burada birden da aynı böyle şey. şey yani bir anda Ladino'ya dönülüyor ama çocuklar öğrensin diye değil de çocuklar anlamadan biz bir yani aramızda sohbeti devam ettirelim gibi. Bu arada tabii şey yani benim öğrenen arkadaşlarım özellikle hani büyük anne büyük babalarıyla eğer büyümüşlerse özellikle büyük anneden hani birlikte büyümüşlerse bunu öğrenerek büyümüş olanlar var ama işte bunu devam ettirmek ya da bunu bir paylaşım grubu içerisinde oluşturmak evet Türkiye'de ben rastlamıyorum. Benim halen hani açık söyleyeyim ümidim Türkiye'deki geniş toplum aynı bahsettiğin hani Amerika'daki işte internette olanlar veya yüz yüze olan faaliyetlerde Türkiye'de de olursa hani bizim Yahudi toplumunun belki dışında gerçekten bu konuya ilgi duyanlar bu arada var ama işte öğretmek isteyenleri şu an pek bulamıyorduk veya bu tip dediğin gibi bir faaliyete dahil olmak isteyenleri ama neden olmasın yani denemeye değer yani tekrar deneyelim diyelim. Daha doğrusu bunu bir iki sefer çünkü biz de denemek istedik. Biliyorsun İzmir'de yani mekan var ama organizasyon çok kolay olmuyor. Ama şey hani sabretmek lazım, azmetmek lazım, Evet. tekrar denemek lazım. İnşallah. Yani sordun da yani tavsiye olarak ben Çok doğru, çok çok sevinirim doğru. olursa Peki o zaman şunu sorayım. ha Böyle bir böyle bir şey şey. olursa kaynakça, ya örneğin Amerika'da ne gibi kaynakça kullanılıyor? Veya işte bir eleman eser hani o ayın dergisini alıp oradan bir şeyler okumak, onun üzerinden mi konuşacak? O konuda ne tavsiye edersin? Çünkü bilmeyenler için şunu da söyleyeyim. Senin bir eğitimci kimliğin de var. Onun için de aslında biraz soruyorum. Yani böyle bir şey Bir yapmak defa istesek ne önerirsin? ilk önce ben iki grup olabilir. Bir tanesi sadece bilenler sohbet etsin. Toplansın. Yani belki bir şey de yaparlar. Mesela roska yaparlar beraber, bilmiyorum. Veya yemek Borekaz olabilir ki şeyleri senin bir belgeselde mi? Örneğin sanıyorum borekaz yapıyordun. Börekaz olabilir ama herkes bilir herhalde börekaz yapmasın Ya orada. yeni nesilde Veya bilmeyenler börekaz var. yapıp dağıtalım filan Dağıtalım veya tabii. yiyelim, beraber yiyelim filan diye. Doğru. Ama İspanyolca yapalım hep bunu. Yani ondan sonra mesela Sara Pardo çok güzel bilir bizim dili. O ders verebilir. Çok kaynak var. Çok kaynak var. Ya burada Sephardic Brotherhood var. Ben orada başladım ders vermeye. Şimdi benden daha genç insanlar ders veriyor. Brian Kirschen veriyor. Gloria Asher benim yaşımda ama onun dersleri informal yani. Çok ders olarak değil. Yani parayla ders veren insanlar var. Ayrıca İnternette çok ders var. Yani eğer kullanmak istiyorlarsa bunları. Fakat kitaplar da var. Ders kitapları da var. Ama yani korkutmak istemiyoruz hemen. Çocukları ders vereceğiz size Doğru. diye. Yalnız yani zevkli bir şeyle. Mesela şimdi bu Bivas High School'lular için yaptığımız grupta bunu aslında kuran hanım, ben bu gençlere ders vermek istemiyorum diyor. Yalnız zevkli şeyler yapalım ve içine Ladino bir şeyler sokalım. Ya şarkılar, ya deyimler, ya alaylar filan. Neyse, bu çocuklar duysunlar bizim dili. Bunların hepsi de sefarad olmayabilir. Yani kim gelirse onlardan. Aynen İzmir'de Türkler de yani Bedrezler de gelebilir ilgilenirlerse. Siren Bora mesela Ladino okumasını biliyor. Doğru. Oxford'daki online dersi tamamlamıştı Tabii ve halen tabii. de çalışıyor yani üzerinde. Evet. Gerçi Rıfat Bali bana şey demişti. Yani ilk bölümde onunla ikinci bölümde Siren Bora ile onları konuk almıştım.
İşte tarih çalışması yapanlar veya hani böyle geçmiş dili gibi, ama bir taraftan da bakıyorum aslında bu dile dediğin gibi yani sadece tarihçiler değil, bugün de bir hani iyi, yani bugüne odaklananlar da ilgi duyuyor ve eğlenceli olarak görülürse o zaman işte öğrenilir ve geliştirilir. Dediğin nokta aslında çok önemli. İşte tavsiyeyi de almış olduk. Yani bunu bir ders olarak duyurmamak, bunu bir eğlence saati ve ya da biz bazen işte öğrenci diyoruz, yani böyle hani hem educational hem de entertainment Tabii. gibi bir şey. Dolayısıyla bunu ben not olarak kendime aldım. Bakalım neler Çok çıkacak iyi. buradan. Sonuç olarak yani ben demek istiyorum ki bu dil, bir dil umumiyetle bir insanın identity nasıl denir, Kimlik. kimliğini temsil eder. Yani bu en çok dildir bizim kimliğimizi temsil eden. Ve biz Sefarad Yahudileri olarak gurur duymalıyız bu dili kullanmaktan. Çünkü yani hangi grup yeni bir yere Göç. Göç göç ediyorsun. ettikten sonra, yeni bir memlekete göç ettikten sonra 500 sene eski dilini koruyabilir. Burada görüyoruz, burası göçmen dolu her taraf. İkinci nesil bilmiyor. Yani veya çok az biliyor. Çok doğru. Ya onun için gerçekten ya bu kadar yüzyıl, ya yüzyıllar boyu sahip çıkılmış bir dile bu kadar kısa sürede hani boş vermemek lazım. Özellikle yine ben burada hani iğneyi Bravo. kendime Bravo. batırayım. Çok 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 teşekkür ederim bugün geldiğin için. Fazla uzun Vaktimizin olmadı sonuna inşallah. geldik. Ama şöyle bir bilgi de vermiş olayım yine bizi izleyenler için. Belki yine bu izleyenlerden gelen geri bildirimlerle seninle bir tematik bir buluşma daha yaparız. Bugün biraz daha genel konuştuk. Tematikten kastım belki nasıl daha iyi Ladino öğrenebiliriz gibi, daha ekran paylaşımlı. Yani ben de önceden bir şeyler hazırlarım sana, o zaman sorularımı sorarım. Bugün yani bu serinin Süper. amacı biraz giriş yapmak. Muazzam. Dün örneğin ki o da YouTube'da olacak, müzik konusunda bir buluşma yapmıştım. Bu hafta yine müze konusunda olacak. Yani yaklaşık bir 15-20 kadar bir konuğum olacak bu seride. Kimi Çok konuklarla güzel. örneğin Siren Bora ile bir eğitim tarihi, yani İzmir'deki Yahudi eğitim tarihi ve Yahudi sosyal hizmet ve yardım kuruluşları tarihi üzerinde de bir program yapma hayalim var diyelim. Bu şekilde bakalım seri nereye doğru gidecek yaz boyunca. Yazdan sonra da bakalım yeni çalışmalar ne yönde evrilecek. Tekrar teşekkürler ve bir sonraki bölümde bizi izleyenlere de şimdiden izledikleri için teşekkür eder. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere derim.